Merhaba efendim. Hayırlar niyaz ediyorum. Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ağlamakla tay edersin menzili maksudunu, gözyaşından abdest al da gözle gör mabudunu. Benliğin davasını terk eyle, gafletten çekil. Aşık ol Kenan, dilersen görmeye maşukunu. Diyor Cemal Rifai Hazretleri bir nutuklarında. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, dünyada halkın sana ettiği cefanın aslını bilsen, bütün kederlerin, üzüntülerin altında gizlenmiş bir altın hazinesi olduğunu görürdün. Acaba sevgili dostlar, Hazreti Pir neden böyle buyuruyor? Bunun, bu sualin cevabını bir bilim adamımız şöyle veriyor. Çünkü bilhassa bugünün insanı çok yer ama daha çok yemek ister. Gideceği yere çabuk gider ama daha çabuk gitmek ister. Çeşit çeşit giyinir fakat daha çok çeşit ister. Menfaatlerini, çıkarlarını planlamış, ihtiraslarını aç tutar olmuş. Son derece doyumsuz varlıklar halinde menfaat çatışmalarına meydan tanır, fırsat verir olmuş. Kişilerde, toplumlarda, siyasette, ekonomide, ekonomilerde ve her yerdeki yangının çırası, hatta benzini, onu çoğaltan, yangını derece derece artıran sebep budur. İnsanlar böyle yaparken hayatın ötesindeki hayatı da adeta inkar etmiş, hatta hiç hatırlamak istememiş. İşte Hazreti Mevlana yetiştiği ve sonra temsil ettiği kültürle bütün bunlara, bunların sebebine benlik adını verir. Bütün hakerleri gibi ve hayatın amacına ulaşabilmesi için de bu benliğin eritilmesinin şart olduğunu ifade eder. Benliği eritmek ise sevgili dostlar ancak aşk ile mümkündür.
benliğini eriten de menfaat, yani çıkar olmaz, bu endişe olmaz, hizmet olur. Böyle insanların sevgisi Allah'ın rızasına bağlıdır, diyor ilim adamımız. Bu insanlardan devlet de, millet de, insanlık alemi de elbette istifade eder. Sadece kendi milleti değil, bütün insanlık alemi. Çünkü bunlar tanıdıkları, tanımadıkları bütün insanların Allah'ın bir mahluku olması hasebiyle Yunus Emre Hazretleri'nin yaratılanı sevdik yaradandan ötürü hikmetine hizmet eden bir terbiyeye sahip oldukları için bu haddeden, böyle bir haddeden geçip benliklerini erettikleri için kimseye zarar gelmez. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bizim iman hayatımızda bu derviş kişilerin, bu hak erlerinin yerini başka temsilciler almaya kalkınca, yani cemaat fikri ağır basıp bizim manevi hayatımız inkar edilince bugün acıklı bir duruma düşmüşüzdür maalesef. Elbette hayır olandadır hükmüne inanıyoruz. Hayır olmasını niyaz ediyoruz. Türk insanının, Müslüman Türk insanının yeniden öz cevherini keşfetmesi niyazıyla cümlenizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hoşçakalın.